İzmir'de bulunan Notre Dame de Lourdes Kilisesi'nde 13 Şubat Pazar günü Lourdeslu Meryem Ana Bayramı kutlandı. Ayini İzmir Başepiskoposu Monsignor Martin Metek yönetirken kilisenin rahibi Peder Gabriel Ferron ve çevre illerden gelen pederler ayine eşlik etti. İzmir'in Göztepe semtinde olan Notre Dame de Lourdes Kilisesi'nde 13 Şubat Pazar günü öğleden sonra Lourdeslu Meryem Ana Bayramı kutlandı. Ayini İzmir Başepiskoposu Monsignor Martin Metek yönetirken kilisenin rahibi Peder Gabriel Ferron, Bornova Meryem'in kutsal adının kilisesi rahibi Peder Pascal, Bayraklı Aziz Antoine Kilisesi'nin rahibi Peder Ezio ve Buca Vaftizci Yahya Kilisesi'nin rahibi Peder Ireneus ayini eşlik etti. Hoş geldiniz konuşmasında Peder Gabriel, Lourdes'un bu büyülü yerinde 150 yıldan biraz daha uzun bir süre önce Bakire Meryem zavallı ve cahil bir genç kıza görünmek istedi. Sadece ona kişisel bir mesaj iletmek için değil, aynı zamanda bu mesajı dünyaya iletmek için. Bu evrensel mesaj bize Tanrı'nın insanlarla ilgilendiğini ve onların ruh ve beden sağlığına sahip olmalarını istediğini anlatır dedi. Luka kitabından kutsal sözler Diyakon Nikola tarafından okunduktan sonra Monsignor Martin vaazında Peygamber Yeremya'nın kitabından sözlerle başladı. Ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab olana. Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Köklerini akarsulara salar. Sıcak gelince korkmaz. Yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz. Meyve vermekten geri durmaz. Rab hepimizi yaşamı seçmeye ve meyve vermeye davet ediyor. Gerçek hayat onun sevgisindedir. İsa, Mesih'e inanmayı seçmiş birinin tarifsiz mutluluğunu ifade ederken aynı kutsanmış sözcüğünü kullanır diye anlattı.